Herkese merhaba. Yeni bir Bildiklerimiz Bilmediklerimiz programına hoş geldiniz. Bugün sizler için, kazanılmasına rağmen komutanı tarafından, Tanrım, bana bir daha böyle bir zafer yaşatma dediği Pirus Savaşı'nı araştırdık. Dilerseniz, arkamıza yaslanalım ve keyif ile izlemeye başlayalım. Pyrrhus, milattan önce 306 yılında 13 yaşındayken Epir kralı oldu. Ancak 4 yıl sonra Kasındır tarafından tahttan indirildi. Büyük İskender'in ölümü sonrasında meydana gelen Diatavi savaşları sırasında harekete geçti ve milattan önce 297 yılında İskender'in generallerinden Mısır'da kendi krallığını kurmuş olan 1. Ptolemos Soter'in desteğiyle tahtını yeniden ele geçirdi. Roma ordusunun, Güney İtalya'da bulunan Yunan şehri Tarantium'u tehdit ettiği gerekçesi kendisinden yardım istemesi sonucunda, Pyrrhus Roma'ya saldırdı ve Pyrrhus savaşları başladı. Pyrrhus, M.Ö. 275 yılında, 50 kadar fil ve 40 bin kişiden oluşan ordusu ile bugünkü Benevento şehri önlerinde eşit büyüklükteki Roma ordusu ile karşı karşıya gelir. Pyrrhus bir plan yapar ve ordusundan, Gecenin karanlığından faydalanarak Roma ordusunun arkasına dolaşmasını ister. Ordu yola çıkar, ancak Pirus gece rüyasında dişlerinin kırıldığını, ağzının kanla dolduğunu görür. Ordusunu geri çekmek ister, ancak ordu çoktan ormanın içlerine doğru ilerlemiştir. Ellerindeki meşalelerle ormanın içinde hızla ilerleyen ordu, meşalelerin erken sönmesi ile karanlık içinde kalır bir şekilde sabah ışığıyla, Roma askerlerinin arkasına geçen ordu, günün arması ve Roma askerlerinin durumu fark etmesiyle ormanın içinde kalır ve ordunun tamamı, Roma askerleri tarafından kılıçtan geçirilir. Firus, ordusunun önemli bir bölümünü kaybetmiş, fakat elinde kalan bir avuç asker ve fillerine güvenerek, Roma ordusu üzerine yürümeye başlamıştı. Romalı askerlerin, filleri huysuzlandırmak için kızgın oklar atması sonuç vermiş ve, filler, Pyrus'un elinde kalan az sayıdaki askerlerini de, ezip geçmişti. Pyrus, savaşta ordusunun çok büyük bir kısmını kaybeder, ancak, savaşı filleriyle kazanmayı başarır. Herakleia ve Askuul'un muharebelerinde, Romalıları mağlup etmiş olsa da, savaş sonunda 10.000'den daha az askeri kalan Pirus, Tanrım, bana bir daha böyle bir zafer yaşatma, dediği söylenir. Yıkıcı sonuçları olan bir savaşın kazanılması, neticede bir zaferdir. Ancak, uzun vadede kayıp fazla olduğundan, bir anlam ifade etmez ve, savaş, kazanan taraf için aslında kaybedilmiştir. Daha da önemlisi, enerjisini kaybeden bu ordunun, ikinci bir savaşta yenilmesi daha kolay olacağı düşünüldüğünden, halk arasında, yenilmeye mahkum galibiyetleri anlatmak için Pirus Zaferi örneği verilerek, dile gelir. Bir programın daha sonuna geldik. Umarız sizler için keyifli ve faydalı bir konu olmuştur. Yeni bir bildiklerimiz bilmediklerimiz programında buluşuncaya kadar hoşçakalın. Yeni konulardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.